Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok uygun fiyatlı, RGB'li, 7.1 sanal sese sahip bir oyuncu kulaklığıyla geldim. Az önce kutusunu açtım, şöyle göstereyim sizlere. Ama mikrofonu takmayı unuttuğum için kutuyu açmış gibi hissedebilirsiniz. Şimdi kutunun içerisinden böyle bir broşür çıkıyor, görmüş olduğunuz gibi Havetin. Onun dışında kulaklığın kendisi geliyor. Bayağı büyük bir kulaklık. Ve kablosu da aşırı kalın bir kablo. 2.1 metrelik bir kablo yapısı var. Burada da ses kartı gibi üstünde kontrollerini yapabildiğiniz işte ses açma, RGB'yi kapatıp açma gibi birçok özelliğe sahip. Ürünün kutu açılımını yapmış gibi olduğumuzu farz edelim ama yakından şöyle bir kulaklığı sizlere göstereyim. Şimdi şu kısımlarda RGB ışıklarımız yanıyor. Ön kısmında bir mikrofon var. Mikrofonun boyutu kısa böyle hani çok uzun değil ama nereye konumlandırırsanız orada böyle kalabiliyor görmüş olduğunuz gibi. Ayrıyeten Kafanın şurası böyle suni deriden oluşturulmuş. Üst kısmı metal. Metal olması da güzel. Bak şimdi şöyle düşün. Görüyorsun kulaklığı aşırı derecede açabiliyorum ve herhangi bir problem yaratmıyor. O açıdan da güzel olmuş. Şimdi bir de kafama takayım kulaklığı. Bak şu anda taktım. Şuradan hemen bir sıkıştırma ayarlarını yapalım. Mikrofonu ağzımıza getireyim. Evet. Gördüğün gibi böyle bir yapısı bulunuyor. Birazcık büyük bir kulaklık ama pasif gürültü engellemeyi sağlıyor pedleri sayesinde ve pedleri de pasif gürültü yaptığı için yani sağladığı için en azından gürültü engellemesi varmış gibi düşünebilirsiniz. Hemen iç kısmına bakıyoruz. Yumuşak böyle deriden oluşan bir yapısı süngeri bulunuyor iç kısımlarda. Ayrıca bu kulaklarınızı da acıtmaz ama tabii ki de her kulaklık gibi bu da terletme yapabilir. Onu baştan söylemek istiyorum. Kulaklığımızı hemen bir prize takalım ve gelelim bakalım ışıkları bizi nasıl karşılıyor. Bak şimdi kulaklığımızı taktık ve gördüğünüz gibi arcı bu ışıklar yan tarafta yanıyor. Ben zaten size bunları anlatırken Detay çekimlerde göstermeye çalışacağım Videonun arasına giriyorum Bu kulaklığı Havitstore.com.tr'den %10 indirimle satın alabilirsiniz Honor White koduyla Bu indirimleri kaçırmayın Hem de sadece kulaklık için değil Havit'in tüm ürünleri için geçerli Onur White koduyla siteden yapacağınız alışverişlerde indirimler alabilirsiniz. Bir sürü ürün var siteye göz atmayı unutmayın. Güzel bir yapısı bulunuyor şu kameraya da göstereyim. Görmüş olduğun gibi RGB'ler dönüyor ve hani çok böyle RGB'ye bulanmamış bir yapısı var. Hani böyle yani vıcık vıcık değil anladın mı? Bir de bu kulaklık bence büyük kafaya sahip olan kişilerin alması gereken bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün hani benim kafa yapıma göre bile bir tık sanki büyük geldi. Evet bu rahatlık anlamında rahatlık sağlayabilir. Yani şöyle düşün, tam kulağımı sarıyor. Bak yan taraftan göstereyim. Hiçbir açıklık vesaire yok. Fakat biraz büyük gibi geldi. Bilemiyorum. Bir mikrofon performans testimizi yapacağız. Dediğim gibi direkt kulaklığı aynı bak şöyle düşün. Ben bu şu anda cihazı gördüğün gibi telefonuma bağladım. Yani bak burada bir OTG kablo. Şimdi bu kamera netlemeyecek küçüğü ama göstereyim. Bu kendi USB, kendi bir kulaklığın girişi. Bu da Lightning'e çevirici bir OTG kablo. USB Lightning'e çeviriyor. Bak şimdi şu an takıyorum. Şimdi cihaz açıldı. Bak gördün mü? Çıkarttığımda da dur tek elle çıkartayım gözükecek mi? Tek elle de çıkarttığımda gördüğün gibi söndü. Yani ben testleri yaparken direkt kamerayı karşıma koyuyorum. Ve e, bu telefonla değil tabi şu anki çektiğim telefonla yapıyorum ama mikrofon testlerini aynı bu şekilde yapıyorum ve soruyorsunuz diyorsunuz ki ya diğerinde ses daha farklı sen de abi bilmiyorum yani ben iPhone 15 Pro Max'le bunu bağlıyorum herhangi bir filtre herhangi bir şey atmadan e, mikrofon olsun kulaklık olsun bunları test ediyorum e, Bluetooth kulaklıkları da aynı şekilde telefonuma bağlıyorum direkt telefon uygulamasından açıyorum kaydediyorum sesi yani bu başka bir şey değil şimdi gelin kulaklığımızın bir mikrofon performansına göz atalım geldik mikrofon performansımıza şu anda dediğim gibi telefonu cihaza yani kulaklığı telefonuma taktım Ve mikrofon performansı da aynı bu şekilde Bak şimdi biraz daha ağzıma yapıştırdım Şu anda ağzıma yapışık ve Değiyor yani ağız kısmıma Biraz daha böyle açıyorum şimdi Bir patlama testine bakalım Pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma Cumartesi hani kendim patlatabildiğim kadar Patlatmaya çalışıyorum ama Zaten aktif bir gürültü engelleme yazılımı Sayesinde olduğu için problem yaratmıyor Evet duymuş olduğunuz Ses şu an bu ventilatöre çıktı Kapattım onu çünkü rüzgar alabileceğini düşündüm düşündüğüm için. Ama şu anda görmüş olduğunuz gibi bir susacağım bir 5 saniye 6 saniye. Evet, cihazın testi böyle. Yani mikrofonu bu şekilde aldığınızda karşı tarafa iletilecek. Bir daha bilgisayara takıp uğraşmadan sizlere ses performansını dinletebildim. Bu kulaklıkta 50 milimetrelik driverlar, sürücüler kullanılmış. Bu yüzden sesi güzel ve tok alabiliyorsunuz. Ayrıca kulaklığın kendi yazılım driverı da bulunuyor. Oradan ince ayrıntılarını da yapabiliyorsunuz. Tüm testlerimizi yapıp tekrardan geldik. Şu anda kendi mikrofonumla sesimi kaydediyorum. Şimdi kulaklığın bu ses kartı gibi cihazda şu anda görüyorsunuz. Ses açıp kısma. Onun dışında ışıkları kapatıp açma ve mikrofonu kapatıp açma tuşu bulunuyor. Yani 4 adet tuş var. İstediğinizde ışıklarını kapatabiliyorsunuz tuşa basarak. istediğinizde mikrofonunuzu susturabiliyorsunuz veya ses şiddetini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Onun dışında bence bu fiyatlandırma bandında alınabilecek en iyi kulaklıklardan bir tanesi. Hani şöyle en iyi kulaklıklardan bir tanesi. Bu fiyata RGB var. 7.1 var. Cihazın yazılımı da bulunduğu için yazılımını da indir, ince detaylarını yap, mikrofon ayarını yap, birçok ayarını yapabiliyorsun. Bu 7.1'i aktif edebiliyorsun. Her şeyi o yazılımı sayesinde yapabiliyorsun. Ayrıca kulaklığın tasarımı da güzel baktığınızda. Yan logoları güzel olmuş. Havit böyle tam ortaya konumlandırmış bu logosunu. Ayrıca dıştan da görüntüsü kötü değil. Yani sadece bence dezavantaj olarak bir tık büyük onu söyleyebilirim. Ama diyorsanız benim kafam bir tık ufak. Hani bu kulaklık olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bak ben şöyle test ediyorum. Yani şu anda okey ama sanki böyle mikrofonu tam ayarlamadığımda bir sıkışıklık oluyor ama büyüklüğün de şöyle bir avantajı var, onu söyleyeyim. Kulağınızı tam kapsıyor ve kulağınız içeride rahat ediyor. Bak taktım şu anda. Kulağımı içeride sıkıştıran bir şey yok. Kulağım rahat. O yüzden ağrı yapmayacak. Bu avantajı da var. Ha e dediğim gibi bir bence büyük olması hani kimisine göre avantajdır, kimisine göre değil. Havit 2007 U modelli kulaklığımızın incelemesi bu kadardı. Gene sormak istediğin sorular olursa bana yorumlardan sorabilirsin. Ayrıca driver'ını da açıklama kısmına ekliyorum. Oradan driver'ını da indirip ince detaylar, ince ayarlar yapabilirsin driver sayesinde. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma destekleriniz önemli görüşmek üzere